Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Ben yayıncınız Bu videomuzda dostlar Rise Online'dayız. Rise Online'da Arvart'ta oyuna başlayacak olup da özellikle farm için okçu mu açayım? Ben okçu oynadığım için bunu çok soran var. Okçu mu açayım yoksa farklı bir job mu oynayayım diye soranlar var. Özellikle de oyunun şu anki metasında dostlar okçu ya da Battle Press ikilisi arasında Karar veremeyen dostlar var. Bu videoda ben size okçuyu göstereceğim. Okçuda farm için neler alabilirsiniz, hangisi daha avantajlı veya dezavantajlı gibi bunlardan bahsedeceğim. Battle Press ile okçu arasındaki kıyaslamayı soranlar için girişte hemen ondan bir bahsedeyim. Ee, ile okçu arasında dostlar. Ben okçu oynadığım için, okçuyu sevdiğim için etkinliklerdeki avantajını da göz önüne alarak size Okçu tavsiye ederim mesela etkinliklerden kastım birinci etkinlik Blood Valley Okçu olarak Blood Valley'de Daha fazla battle point kasıp daha fazla e, Partilerde win alarak e, kazanma şansınız yüksek olur ki e, Buradan alacağınız kutuyla bir gelir elde edebilirsiniz onun dışında Yine günlük e, 75 kill görevine çıkarsanız Dead Valley'e onun içinde Okçu partilerle daha tabi mele partiye de girebilirsiniz ama Mele partiyi Prest için Söylüyorum BP özellikle farm için e, ayakta kalmanız lazım ki mele partide e, direkt kapışmanın içine girebilirsiniz. Dolayısıyla okçu olursanız bu 75 kill görevinde de çok sorun yaşamazsınız. Şimdi bu videonun özelinde sizlere okçuya yeni başlayan bir oyuncu farm atacaksa neleri almalı, fiyatları neler pazardan direkt göstereceğim. Hem hangisi daha iyi hem de fiyatlar neler bakacağız. Evet dostlar şimdi ilk olarak e, bütçe tamamen sizin kendinizin belirleyeceği bir şey. Buna ben size hani... 10 GB ile başlayın, 5 GB ile başlayın, 50 GB ile başlayın da ne şansım yok. Siz kendiniz ne kadar bütçeniz olduğunu biliyorsunuz. Ve göstereceğim itemlerden en azından sizin bütçeniz hangisine imkan tanıyorsa, el veriyorsa onlar ile başlayabilirsiniz. Tavsiyelerimi ben size vereceğim. Siz hangisi uygunsa onu alırsınız dostlar. Hemen şöyle ah'yi açtım. AH'den şimdi size ilk olarak eh, okçuyla farm atacağım diyorsanız dostlar. Çok elit bir eh, item seti olmanız gerekmiyor. Yani neden çok elit bir item seti olmanız gerekmiyor? Şöyle ki oyunda şu an giyebileceğiniz zırh olarak en yüksek zırhı söylersem İmperyal setler var Rogier'ler için. Gerçi bütün sınıflar için aynı ama rogiyenin İmperyal setini giyerseniz bu en yüksek zırhtır şu an oyundaki giyebileceğiniz. E, burada tamamen defans artışı alıyorsunuz İmperyal'den. Bunun bir altı elit e, set olur. Bunların düşükleri crafted setler var. Heavy Plate setler veya hutta e, crafted'ların e, farklı türleri var. Hani bunları da giyebiliyorsunuz. Burada sizin ihtiyacınız olan imperial değil. Burada bazı yanlış algıya düşen arkadaşlar oluyor. İşte imperial en iyi zırhmış. Bunu giyersem daha iyi farm atarım. Öyle değil. Yani burada craft yani meslekle üretilen zırhlarda daha fazla bonuslar olduğu için bir imperial yerine enhanced set almanız sizin için daha avantajlı. Şimdi bunların detayına gelelim. İlk olarak şuradan hemen zırhtan başlayacağım. Zırh silah ve takı olarak anlatacağım arkadaşlar. Şimdi sizin eğer ki başlangıçta farm atma odaklı çar diziyorsanız imperiale ihtiyacınız yok dedim. Fiyatını göstermek için e, hemen şuradan size mesela ne diyelim pantolon Rogue Imperial'in pantolonunu şunu e, gösterelim. Bu arada bakın bu da en enhanced mesela bu e, üretimden yapılan yani bu bonuslu olan ama sizin giyeceğiniz bu değil bu arada bu 15 GB çünkü artı 7 olanı bu çok e, uç fiyat yani sizin giyeceğiniz bu değil bu kafanız karıştırmasın. E, en düşük Imperial rt 7 ne kadarmış 93 milyondan satılıyor dostlar Yani şu an en düşük Rogie Imperial eğer ki alacağım diye bir niyetiniz varsa En düşük R7 e, 93 milyon Ortalama olarak kafa kol bot e, ve e, Pets olarak giydiğinizde Tanesi böyle 90-95-85 arası geziyor Yani birer GB diyebilirsiniz yuvarlak hesap Eğer Imperial giyeceğim illaki diyorsanız Tavsiye etmiyorum Göğüslük olarak da 180-190 arasında geziyordu e, Gene onu da şöyle bir e, Doğrulayalım Göğüslerinde artı 7 rünsüz olanı 180 milyon. Bu arada mesela şurada 250'ye 300'e e, yüksek fiyatlara var. Bunlar rün olanlar dostlar. Rün ekstradan açtığınız için rünün masrafı var. Yani şu an bu mesela bizdeki İmperyal 93 milyon rünsüz olarak pazarda ya. Buna rün basmak için kendimiz rün slotu açmak için ortalama 50 milyon para harcıyoruz. Sonra 50 milyon harcadıktan sonra üstüne gelebilecek rün çeşitleri var. Mesela bu Dex 4 tutturmuş şu 399 yazan. İşte bunu tutturmak için gerekirse... Bir 50 milyon daha harcamanız gerekecek. Dex 4 gelmeyebilir. Resistans gelebilir. Defans gelebilir. Gelir oğlu gelir. Dolayısıyla rune alacak olursanız rünlüler pahalı. Ben kendim şansımı deneyeceğim derseniz rün ayrı bir olay olduğu için ama bu videoda çok detaya girmeyeceğim. E, imperial bu. Fiyatını bilginiz olsun diye gösterdim. Imperial'in bir altı elit set var. Bu da e, şöyle giyebilirsiniz. Enhanced set veya crafted set giymeyeceğim diyorsanız bunu giyebilirsiniz. Yani elit seti alabilirsiniz. Farm için, başlangıç için. Bunu tavsiye edebilirim. Bunun artı 7'sini alabilirsiniz dostlar. Mesela artı 7'nin rün basılı en yüksek fiyatta. 155 milyon göğüslük mesela baktığınızda rün basılılar. Biraz daha pahalı olduğu için. Ee, mesela botu 90 milyon demiş. Gene Dex 4 rün basılı. Bunların normalleri 30-35 milyona kadar düşüyor fiyatı. Hatta şöyle aşağı çektiğimde görüyorsunuz bakın. Rün olmayanı sadece Dex olanı 35 milyona parça başı ortalama böyle göğüs haricinde. Elit seti de alabilirsiniz ama e, esas farm için tavsiye edeceğim set bu değil dostlar. Farm atacağım ve daha yüksek vuracağım diyorsanız sizin alacağınız setler hemen şöyle gösterelim. E, enhanced olan alacaksınız arkadaşlar. Enhanced Rogier Heavy Plate diye aratacaksınız. Enhanced Rogier Heavy Plate de özellikle bilmeyenler için bunu bir kez daha üstünden geçeyim dostlar. Enhanced Rogier Heavy Plate set giydiğiniz vakit artı 6 veya 7 olacak. Şöyle artı 6 veya 7 demem. Eğer mor olanlardan bu arada renginden ayırabilirsiniz. Enhanced Rogue'ye Heavy Plate olarak artı 6 ve üstü giydiğinizde set giydiğiniz vakit bonus açar size bu item. Bonus nedir bunda? %10 olarak sizin moblara vurduğunuz hasar artışı artı %10 eksi artışı artı %10 gold artışı var. Yani tam farmer adamın giyeceği zırh seti burada farm atacağım diyorsanız okçu oynayacağım ve farmcı olacağım diyorsanız kesinlikle benim tavsiyem Enhanced seti giymeniz dostlar. Enhanced sette de artı altıyı çok tavsiye etmiyorum. Hani para belki biraz gidiyor gibi görünebilir ama zaten farmcı adama çok sıkıntı değil. Öyle ki en pahalı parçası Enhanced'lar için konuşuyorum. Göğüslük. Ee, burada mesela şöyle aşağılara çekelim. Kol ve bot en ucuz parçası bu arada onu söyleyeyim. İşte Enhanced bot mesela artı 7'si 25 milyon. Şimdi burada şöyle kafa karışıklığı yaşayanlar var. İşte ben elit set giyersem hepsinde 10 dex basılı ama enhanced heavy plate giyersem burada dex 7, 8 var mesela 7'sinde botunda kolunda 7 var. Buradan dex'i düşükken nasıl atağım yüksek olacak nasıl farmcı itemi diye kafa karıştıran veya kafa karıştırılan durumlar oluyor. Burada dex'in düşüklüğü sizi aldatmasın dostlar. Yani buradan kaybedeceğiniz mesela işte şundan 2 dex bundan 3 dex kaybediyorsunuz ama Yukarıya çıkalım. Mesela burada göğüslükten e, 7 olduğu zaman 11 diye yanlış değilsem. Şuradan AH'den var mı bakalım. Evet AH'de varmış mesela. Burada 11. Hani o bir tanesinden düşüğünü buradan tamamlıyorsunuz gibi. İşte Pets'ten 10 alıyorsunuz. E, hepsi yuvarlak hesap 9'a geliyor diyebilirim. Yani birerden 5 tek kaybedersiniz set olarak giydiğinizde. Hadi olsun 6 dextir. Hesabını yapmadım tam sayı olarak ama o dex kaybı size öyle ağam şam bir atak vermeyecek ama set giydiğinizde enhanced seti size %10 atak artışı verecek moblara karşı. Görünüzde hani görünürdeki şu fiziki olarak baktığınızda şuradaki işte atağınız 2000 mi? Bu enhanced'ı giydiğinizde atağınız 2200 olmayacak. Moba vurduğunuz hasar %10 artacak. Orayı anlayın çünkü bazen giyip e, atağım atmadı deyip satanlar da oluyor geri. Atağınızı görsel olarak gördüğünüz atağı arttırmıyor. Moba vurduğunuz arttırıyor set giyince. Crafted'ı da var bunun. Düşük bütçeyle başlayacağım ben bu kadar alamam diyenler varsa e, o zaman Crafted Set ama bunda da 8'ini tavsiye ederim. En azından ulaşabildiğiniz parçaların e, buluyorsanız ki mesela çok uçuk bir fiyat değil. E, crafted Bot'un 8'i 45 milyon. Crafted da aynı Enhanced gibi set giydiğinizde e, 7 ve üstü giymeniz gerekiyor bunda da. Bunu unutmayın. Mor'larda 6 ve üstü Enhanced'larda. Crafted Set'lerde 7 ve üstü giymeniz gerekiyor set bonusunun açılması için. Burada... 8 giymeniz dediğim gibi daha avantajlı dex'i yüksek olması adına çünkü bunların 7'lerinde hani hem defans azlığı hem de dex hepten az olduğu için çok mantıklı olmayabilir bunu normal pazara çekip de şöyle bakayım bir de. Şuradan daha fazla görürüz. Mesela botun 7'si. 7 dex veriyor gibi. Kolluğu 6 dex veriyor gibi. Dexler çok düşük. Yani burada zaten 7'lere de para değil. 9 önemli. Hani çok ucuz bir şey. O yüzden 8'ini giymeye bakın bu crafted setin. Bunda %5 veriyor dostlar. En da %10 aldığınız bütün bonusların aynısı crafted sette %5'e düşüyor. Yarı yarıya düşme var ama giyecekseniz dediğim gibi bunu 8 giyin. Çünkü yani burada 11 petsten alıyorsunuz 8. İşte 9 e, bottan alıyorsunuz. Göğüslükten keza gene e, 12 mi veriyordu 8'i tam hatırlamıyorum ama kısaca e, elit 7 setten daha fazla dexe ulaşabilir veya aynı dekse ulaşabiliyorsunuz bunda artı %5 60 e, artmış oluyor moba vurduğunuz hasar ve aldığınız gold artışı farmcı adamın arayıp bulamayacağı şey. E, zırh anladınız umarım. Zırhın olayı bu. Hani daha düşük zırh da var. Direkt e, Rogier Heavy Plate yani crafted olmadan direkt Rogier Heavy Plate de giyebilirsiniz ama hani bunun çok bir esprisi yok Heavy Plate'in. Çünkü e, Heavy Plate zaten yani herhangi bir bonusu olmayan normal e, dümdüz bir plate. Bunu aldığınızda sadece dex alırsınız. Rune basarsanız ekstra rune verdiğini alırsınız. Craft veya hutta enhanced e, setleri giydiğiniz zaman bonuslarınız var. Bunu unutmayın. Farmcı adamsanız imperial kesinlikle almıyorsunuz. Elite fantaziye gireyim diyorsanız 7 8 size kalmış. Bütçeniz varsa 8 elite set de olur. E, ama ben e, tavsiye kesinlikle size enhanced seti öneririm. Paranız yoksa da crafted dostlar. Hani orada atak artışı çok önemli. Gelelim silah kısmına şimdi. Detaylı anlatıyorum. Çünkü çok soran var. Hepsini ayrı ayrı e, video çekmek yerine bu videoda biraz uzun olabilir ama. E, şimdi silahta dostlar yine tamamen bütçenizle alakalı ama. Benim kullandığım Vixen. Vixen standart bir silah şu an oyunda. E, orta seviye diyebileceğimiz bunun üstü okçular için söylüyorum. Elvin var, mistikler falan var. Daha değişik bow'lar var ama onlar çok üst seviye bow'lar. E, orta seviye alabileceğiniz bir bol, bo bu. Bo, bo. yalnız farm atacağım diyorsanız Vixen'in 7'si olmaz. 8 almanızı tavsiye ederim. Farm atacağım diyorsanız. Ama velakin lakin 8'in fiyatını da zaten şu an gördünüz. Şöyle en ucuz 8'e bakalım. Vixen 8 840 milyon dostlar. Fiyat olarak baktığımızda yüksek. Yani 8.5 GB dediğimiz zaman şu an. Hatta GB fiyatını da bir göstereyim ben size. Hemen bir saniye GB güncel ne kadar. Bu arada arkadaşlar Plus Game sponsorumu açıklamada referans linkimden üye olarak üye değilseniz bana destek olabilirsiniz. Yine hemen şuradan çekiliş olayını da göstereyim. Hediye sistemi kısmı var bakın menüye geldiğinizde tüm kategoriler hediye sistemi PUBG, mobil hesap diye gidiyor. Buradan hediye sistemine tıkladığınız zaman... Çekilişler sayfası gelir. Buradan e, benim çekilişim olduğunda benim diğer çekilişlere de katılabilirsiniz. E, şu an burada benim çekilişim açık. 2 gün 22 saat sonra bitiyor. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde bu çekiliş bitmiş olur ama. Render'dan falan geçeceğim için. E, takip edin. Zaten yayınlarda ve videolarda da, da çekiliş yaptığımı belirtiyorum. Buradan yapacağınız işlem çok basit. E, üye değilseniz referans linkimle üye oluyorsunuz. Veyahut da üyeliğiniz varsa giriş yapıyorsunuz. Katıl dediğiniz anda olay bitiyor. Gün e, sayımı bittikten sonra ödülleri otomatik olarak çekiliş yapılıp kim kazandıysa hesabına tanımlıyor. Burada mesela daha önce yaptığım çekiliş şurada gösteriyor mesela. bu ikinci çekilişim iki kişiye 500'er Rice Cash veriyoruz bu çekilişte. 3. kişiye 50 TL Class Game epin ve yine dördüncü kişiye de 25 TL Class Game epin var. Bunlar değişerek devam edecek ilerleyen günlerde. Bir önceki çekilişte mesela şöyle tıkladığımda bir bir kişinin kazanacağı 50 liralık yine epin vardı. Kazanan Arda isimli bir takipçim veyahut da buradan katılan bir arkadaş olmuş. Otomatik olarak hesabına tanımlıyor. Bilginiz olsun kazananın kazandığı neyse. Buradan şimdi Rise Online'ın GB'si şu an baktığımızda dostlar. Class Game bizden 430 alıyor. 470'e satıyor. Yani silahın fiyatını hemen şöyle kaba hesap size. Hatta kaba hesap değil. Hemen al diyelim. GB fiyatı olarak direkt 840 dediğimizde. Oğlum. Sen niye geldin Microsoft kendine gel. Ee, 3.950 lira arkadaşlar. Yani yuvarlak hesap 4.000 lira baktığımız zaman e, gayet fiyat olarak da Vixen'in 8'i yüksek. Gelelim düşük silahlar. Bu bu kadar para verilir mi lan farm atacağım diyenleri duyar gibiyim. Düşük silahlara gelelim. Hani fiyat performans olayına bakalım. Evet kardolar şimdi fiyat performans olayında e, size göstereceğim birkaç tane silah var. İlk olarak e, Blue Week diyebilirim size dostlar. Blue Wing'e bir bakalım. Blue Wing'in normal pazarda e, inşallah vardır, gösterebileceğim 8 varmış. E, şöyle ki e, bunun artı +8'ini mesela şu an baktığınızda rün basılı bu arada. İkisinde de rün var. Birinde e, psikal atak 1 var, e, dex 3 var. Diğerinde de yine psikal atak 1 ve de %2 atak artışı veriyor. 5 GB'den koymuşlar bunlar rün basılı olarak bu silahta. Bu gene biraz pahalı. Rün olmayanı varsa, evet rün olmayan da herhalde şu. Evet, rün olmayan da 3 GB. Yani baktığımızda fiyat performans olarak kullanabileceğiniz silahlardan biri bu okçu için. Blue Wing artı 8 alabilirsiniz. Neden Vixen yerine bunu alabilirsiniz diyorum. Vixen 10 GB yuvarlak hesap dediğimizde ya da 4000 lira diyelim fiyat olarak 8.5 GB aldığınızda rünsüzünü 4000 liralık bir silah kullanacaksınız. 125 atağınız var. Zehir hasarınız 80. Şimdi fark ne? Silahlar arasında farm atacak oyuncular için saldırı gücü elbette atak veriyor ama çok abartı bir farkı yok. Ne, neye göre farkı yok? Bununla alakalı daha önce de bir deneme yapmıştım. 7000 liralık silah, 700 liralık silah ve 10 liralık silah diye görev itemi artı 7 ve artı 8 vixenle test yapmıştım moblara. Hasar artışını göstermiştim. E, o videoyu da eklerim köşeden i harfine tıklarsanız bakarsınız. Burada şimdi şöyle bir olay var dostlar. Burada zehir hasarı 80 verirken Blue Wing 8 aynı şekilde vixen 8 de. Zehir hasarını 80 veriyor. Yani iki silahında, iki yayında 80 zehir hasarı var. Dolayısıyla sizin burada moblara vuracağınız hasarın büyük oranda etki edeceği yer zehir hasarı dostlar. Hani siz burada 119 bunda atak varken Vixen'de 125 atak var. Ben Vixenle moba işte 100 daha fazla, 200 daha fazla vururum diye kafanızda yanlış hesaba gitmeyin. O kadar oynamıyor. Yani 5-6 atak farkıyla silahın e, zehir hasarı aynı olduktan sonra moba neredeyse aynı vuruyorsunuz. Belki kafa kafaya bile vuruyor olabilirsiniz. Hani Vixen 8 ve Blue Wing ile kıyasladığımızda kafa kafaya bile vurabilirsiniz. Çünkü zehir hasarı iki silahında aynı. Yani düşük performans silahı düşünüyorsanız Blue Wing 8 alabilirsiniz. Tavsiye edeceğim silahın biri bu. Yine e, şöyle Hershaker diyelim. Hershaker daha da fiyat performans olarak baktığınızda e, bu biraz daha düşük ama atağı da tabii ki düşüyor. Yani şimdi 125 Vixen 8'di, 119 Blue Wing'di, 116 Hershaker'a geldik. Mesela ee, Vixen 8 zaten alamam diyorsanız Blue Wing yerine de daha düşük olsun Vixen 7 mi alayım, Hershker mi alayım Eğer o ikisi arasında böyle gidip geliyorsanız Tavsiyem kesinlikle Hershker'dır dostlar Çünkü burada e, şöyle ki Vixen 7 115 hata var Artı e, 70 zehir hasarı var Buraya geldiğimizde Hershker'da Zehir hasarı 80, 116 hata var Hem normal hata fazla Hem zehir hasarı fazla Yani iki taraftan birden kazanıyorsunuz Vixen 7'yi alacağınız fiyat 80-90 milyon bunu alacağınız fiyat 150 milyon. Başlangıç farmı için çok bütçem yok. Uygun bir silah kullanayım diyorsanız Hörşikır'ı tavsiye ederim. Hem ata Vixen 7'den bir fazla hem zehiri 10 fazla. E, rün basar üstüne de biraz da öyle ballı bir rün denk getirirseniz 10 numara farm silahı olur. Bunu da tavsiye edebilirim. Ben daha da yukarılara çıkacağım diyorsanız şöyle göstereyim. Hmm, bir dakika abi. Bulabilirsem. Şuradan bir mistik bovu bulayım önce de bulabilirsem. Hah, bulduk bir tane. Şunu alabilirsiniz yine Mystic bow olarak. Hatta e, bir tane daha bow var. Durun onu da bulayım ben size hemen. O diğeri de bu penetratör dediğim bu elit kategorisine giren bowlardan biri, silahlardan biri. Bunun zaten hani fiyatını görüyorsunuz. Artı birinin fiyatı bu. AHD'de var mı? Var aynı şekilde. Hani bu zaten farmcı adamın işine yarayacak bir şey değil ama elit seviyesini göstermiş oldum. Farmcı adamın işine yarayacak e, esas mesele Burada arkadaşlar esas mesele AHD e varmış iki tanesi artı biri. Evet artı 7'si varmış. Şu da 450M olan bir silah dostlar. Bunun e, tek dezavantajı ne? Bunda zehir hasarı 70. E, saldırı gücü 112. Yani bir tık hem vixenden düşük kalıyor. Hem gösterdiğim bulimikten, hörsükürden düşük kalıyor. Atak olarak da düşük kalıyor. Zehir hasarı olarak da düşük kalıyor. Ama bunun artısı ne? Aynı Enhanced Set, Crafted Set olayında bahsettiğimiz durumlar. Bu yayda da var dostlar. Burada... E, %5'er X ve Gold artışı alıyorsunuz gene ekstradan. Atak bonus Flying Crater'a yani bu sınıfa giren moblarda %8 daha fazla vuruyorsunuz. Böyle de bir şey. Mesela e, Flying Crater'a giren şu an aklımda mob ismi Harpiler giriyor muydu? Üstüne tıklayınca yazıyor. Şu an aklımda yok ama. E, o mobu keserseniz bu yüzde %8 daha fazla. Bir de %10 zaten atıyorum en az set giydiniz. Oradan artışınız olacak. Kısaca %18 daha fazla. Düşünebiliyor musunuz? Yani karı %21 adrenalin daha basmış gibi ya da atak seyirciye basmış gibi bu mobla da kesebiliyorsunuz. Bunların enhanced'ı da var. Enhanced'ı var mıdır bilmiyorum. Bir bakayım. Yazabildik mi lan? Anansıt, Viper. Normalde yok. AHD var mı? AHD de yok. E, ee, craft'tan şuradan bir bakayım. Öğrenilmedi. Enhanced Viper'ın bunun enhanced'ı şurada. Ha. Enhanced'ı da e, bu dostlar. Bunda biraz daha fazla oluyor. Hem atak olarak hem işte zehir hasarları olarak. Eğer bunun en azının 7'sini bulabilirseniz, alabilirseniz ki bu daha pahalı olur normaline göre. Bu daha da tatlı olur. Yani alabiliyorsanız bunu da alabilirsiniz dostlar. Silah olayını da böyle e, aydınlatmış olduk diye düşünüyorum kafası karışan veya soran dostlar için. E, zırhı bahsettik, silahı da bahsettik. Geriye kaldı takılar. Şimdi takılarda farm atacağım diyorsanız dostlar, e, para vereceğim de diyorsanız. Eğer ki hani... Elit seviyeye takılarda hiç çıkmayacağım. Blue Dragon Ring'lere, Blue Dragon Ring'lere, e, ee, onlara Elven Belt'lere, onlara hiç girmeyeceğim. Onlar ebesinin öreği hesapta şöyle. Elven Belt e, bol değil kanka Belt var mı lan? Aa Elven Belt satan yok. Heh, normal pazarda var. Mesela sadece Belt. Dex 15 veriyor. Çok muazzam. Ama yani 19 GB. Şimdi bu kendi başına 20 GB dediğiniz zaman zaten neredeyse 95 10000 bin lira para yapıyor. Yani ee, bunu düşük bütçeli bir oyuncu alamaz. Sadece e, hani bahsettiğimiz şekilde farma başlayacağım giriş seviyesi olsun diyorsa alacağı belt şudur dostlar şaşmaz. Belt of Agility. Belt of Agi dediğimizde fiyatını da göstereyim. Ne kadar bütçe vereceğini bu itemlerin fiyatından az çok tahmin eder başlayacak kişi. Belt of Agility'nin şu an en ucuzu 120 milyondan satılıyor pazarda. Yani bir 600-650 liralık bir item diyebiliriz yuvarlak hesap. E, Belt of artı 3'ü. Pendant olarak yine e, Assassin Pendant'lar, Ranger Pendant'lar var. Şöyle asas diyelim. E, en yükseğe çekelim. Asas Pendant'ın şu an fiyatı dostlar baktığımızda e, 18 GB bunun daha ucuzu var mı? Daha ucuzu yok zaten. Şu an Teko var. Yani bu da elit. Dex'i çok iyi. Hani farmcı adam Dex arar ya. O yüzden bu yüksekleri en başta gösteriyorum. Alabileceğiniz düşükleri de göstereceğim. Assassin Pendant. Dex'i en muazzam veren Pendant'tır. Artı şöyle bir şey. Bunlarda da bonus özellik açılır. Ranger Pendant takarsanız veya Assassin Pendant. Bunlar daha çok PK ilgilendiriyor ama yine de bilginiz olsun set olarak. E, morlarda, Pendant'larda veya işte Mor takılarda nasıl özellik açılıyor derseniz. Mesela şu an Assassin Ring ve Assassin Ring var bende. Yine aynı şekilde Ranger Ring ve Ranger e Ring var. Birer parça. Ben şu an buraya Ranger Pendant takarsam Ranger'ların setinin bonusunu almış olurum. Asas'tan alamam. Asas'ın Pendant takmış olursam da tam tersi Asas'lardan bonus almış olurum. Ranger'lardan alamam. Eğer ki Sweetness setle bonus alacağım diyorsanız Sweetness Pendant, Sweetness Ring, e Ring olarak takarsanız onu da alabilirsiniz. Ee, unique olanlarda 2 tane taktığınızda yani küpe ve yüzük takarsanız set bonusu açar. Epic'lerde, epiklerde, morlarda 3 takı Pendant, küpe ve yüzük üçünden takmanız gerekiyor set bonusu için bilginiz olsun. Nadirlerde zaten yine aynı şekilde hepsini takıyorsunuz. bunlar elit olanlardı kısaca. Elit olanları bu şekilde gösterdik. Şimdi Asas'ın aramışken buradan ringini göstereyim. Dex alacağım diyorsanız dostlar. Asas ring veya Asas e ringi tavsiye ederim. Dex'i yüksek atağınız okçuyla yüksek olsun düşünürseniz hani bu şekilde. bunu tavsiye ederim. Fiyatının önce artı sıfırına bakalım. Asas e ringin sıfırı 55 milyon küpesi. ringin de 69'dan en düşük fiyatı 70 milyon. 78'e çıkıyor 69'dan sonra bir anda 10 milyon atlamış fiyat. Ee, küpe zaten çok ama yüzük az var. A hani e ring ve e-ring kısmında dex fazla olsun diyorsanız bunlar. sıfır takarsınız artı 1 takarsınız bu size kalmış. Artı 1 artı 2 daha yükseğini takarsanız bunlar da elbette daha güzel. E hatta şöyle varsa assassin e ring artı 4 dex 18 veriyor. Ama 18.5 GB yani çok çok yüksek fiyat. Bu kadar yükseğine gerek yok. 3-4 GB'lik yeter diyorsanız Dex 16 ringin verdiği 2 tane taksanız 32 Dex verir. Muazzam özellik verir. Ama 4 GB fiyatı var artı ikisinin. Ee, e, asas ringin artı ikisine de bakalım. O da 3 GB'ymiş. 1 GB aşağısına bulabiliyorsunuz. 3 GB ya da asas e ringi alabiliyorsunuz dostlar. Şimdi gelelim ucuz takıya. Ulan iyisini gösterip duruyorsun diyenleri duyar gibi bir taraftan da. Ranger. E Ring diyelim önce. Ee, dostlar şimdi ranger ring'in yani küpe şunun bende artı ikisi var bunun artı 3'ü 4.5 GB'ymiş artı ikisini alacak olursanız da artı 2'nin en ucuzu da 175 milyonmuş. bunlar da şöyle bir olay var ee, bunun deksi de baya e, baya düşük ama hani ben farm atmadığım için etkinlik ve e, 75 kill görevlerine falan death e de çıktığım için pk'ya hem defansını alayım hem hilton'ı alayım diyerekten bir asasin bir ranger takıyorum. Eğer... Ee, sırf farm atacaksanız ranger'a girmeyin Bir kez daha hani söylüyorum dex için Assassin takın çift küpe çift yüzük Assassin ring assassin iring e takın Bütçe varsa artı bir iki takın Ama e, bütçe yoksa Ben en azından biraz da canım da olsun Defansım da olsun diyorsanız farm atarken Ranger e-ring ve ranger ring Takabilirsiniz ranger ring dex 7 Heal 9 16 defans verir E-ring'de de Dex 7, Hilt 7 ve 16 defans var. Yani diğer küpeye göre bayağı bir az. Burada 12 dex varken Assassin Ring artı 1'de Ranger'da artı 2'de dex 7 var. Yani artı 1'inde bile 5 fazla Assassin olarak düşündüğünüzde hesabı o şekilde yapın. Keza yüzükte dex 14 var Assassin Ring'de Ranger Ring'de dex 7 var yarı yarıya artı 2'sinde yarı yarıya artı 1 olduğunda daha da az. Ranger Ring ve Ranger Ring fiyatları çok değil gayet ucuz hatta şöyle birini de göstereyim. Ranger Ring'in artı sıfırı pardon 27.5 milyondan alıyorsunuz ama artı sıfırı 5'er veriyor Dex ve Hilt. Yani görev taksından bile az veriyor sadece çift yani unik olduğu için değil Unique diyorum Epic olduğu için daha değerli. E, Ring'e gelelim. Ranger Ring artı 2 takarsanız da dostlar bunun fiyatı buçuktan şu an pazarda en düşük olanı bu. Normal pazara bakıyorum bu arada AH'ye hey, bakmadım. E, artı 3 takacağım diyorsanız da artı 3'te 470 milyondan fiyatı var. Ee, şu an için hani bunlar da sıfırına bir bakayım gene sıfırını göstereyim sıfırı da 33 milyondan varmış ranger ringin ama bir kez daha söylüyorum farmcı adam için assassin set kesinlikle pendant hariç tabi pendantla belt ucuz olması için bunları alabilirsiniz gidip bir elvin belt ya da farklı e, türde e, beltlere girmek tamamen sizin opsiyonunuzda en ucuz seti söyleyin diyorsanız da şöyle sweet diyorum dostlar sweet oyunda en alt takabileceğiniz e, hani dandik görev itemlerinden sonra takabileceğiniz en alt seviye set bonusu açabileceğiniz takıdır. Takı türevidir. Rogi Okçu için Sweetness settir. E, burada Sweetness Ring'in fiyatı şu an 2 milyon dostlar. Yani çok ucuz çöp parası. Dex 7 veriyor artı 0'ı. Yine Sweetness Ring dex 7 veriyor. Hatta şöyle söyleyebilirim bakın. Sweetness Ring'in artı e, hani şöyle Ranger Ring artı 2 takmaktansa şöyle göstereyim ben size. Artı ne kadarmış abi? Sweetness ring artı 3. 53 milyon. Bunu takın. En azından dex 10 alırsınız. Şunu takmak yerine. Heal önemsemiyorsanız, defans önemsemiyorsanız ki farmcı adamın onlarla çok işi yok. Ee, bunu direkt sweetness ring artı 3 alın. Yine aynı şekilde sweetness ring artı 3 alın. Dex 10, dex 10. Yani buradan e, 3 dex fazlanız var. Buradan 3 dex, 6 dex fazlanız var. Artı ranger'a göre bedavaya alıyorsunuz sweetness'ı. Ranger'ın artı 2'sini alacağınız paraya sweetness ring dual artı 3 artı Sweetness ringi de zorlasanız dual artı 3'ünü alırsınız. Yani 4 takıyı bir tane ranger artı 2 yerine alabilirsiniz. Dolayısıyla dex lazım diyorsanız farmda en ucuz olarak alabileceğiniz takı seti sweetness set. Pendant'ı da ne kadarmış? Artı 3'ü 120. Bu daha ucuzu var mı? Sweetness pendant'ın. Herhalde yok. En ucuzu sweetness pendant'ın da 120'ymiş dostlar. En ucuz artı 3'ü. Bunu da bu şekilde alabilirsiniz. Dex 12 veriyor. Belt'i zaten göstermiştik. Takılarda da durum bu dostlar. Farmcı adam için giriş seviyesi. Sweetness Pendant veya Sweetness Set diyebiliriz. Bir üstü Ranger takılar için. Bir onun üstü Assassin. Elite e gideceğim diyorsanız Blue Dragon ringlere, ringlere onların da fiyatını gösterivereyim hatta. En azından göstermemiş olmayalım. Blue Dragon ring 420 küpesi. Ringi 689'a koymuş. Birisi ucuz koymuş. Diğerleri 12'şerden koymuş. Ee, yani 689'a da şu bence gayet iyi. AH'ye de bir bakayım. 698'de de bir tane de AH'de varmış ring. Ama bunlar e, dediğim gibi farmcı adam için çok hani üst seviye itemler. Bana sorarsanız bunlara gerek yok. Bunlar daha çok PKC adamın takacağı e, takılar veyahut da itemler diyebilirim set bonus özelliğinden dolayı. Genel olarak dostlar sizin okçu ile farm atacağım diyorsanız alabileceğiniz itemler, silahlar bunlar. Elvin Bow vardı. Yine birkaç tane War Bow vardı. Onlara girmedim. Onlar farm atacak adamın işine yarayacak Bow'lar değil. Daha çok PK'cının kullanacağı. Elvin Bow'un mesafesi çok uzak. Yani Viper'a göre veya Vixen'e göre çok çok uzağa atabiliyorsunuz. Yine e, War Bow dediğimiz defanslı bir Bow. Hatta vereyim Yani olur ya PK'da kullanacaktır. War Bow dediğimizde şöyle üstünde DD'ler var. Topuz, baltamız, rak savunması. 8'ler veriyor 7'si. Ama hata çok düşük. 110 hata var. Zehir hasarı 70. Yani bunu alıp Viper veya hatta Vixen ya da Hershaker'dan bile daha az vurabilirsiniz öyle söyleyeyim. E, bu sadece artı 8 yaparım. PK'da kullanırım diyebileceğiniz bir yay şu an için ileride değişmezse. E, Elvin Bow'da tam PK kullanılacak. PK'da kullanılacak e, bir Bow'dur. Bunun da 7'si en düşüğü ne kadarmış? E, 9 GB'miş dostlar. Bunda da 111 atak var. E, 80 zehir hasarı var. Bu farm için gene olabilir bitir. Ama e, gereksiz para vermiş olursunuz buna. Çünkü e, Ata biraz düşük Tabi Dex5'i var bunun baktığınızda mesela hani Vixen'de Dex5 yok veya diğerlerinde Dex yok ama e, Elvenbol'da Dex5 var hani bunun 111 olan artı 7'sinin işte burada 115 hani bundan 4 atak düşük gibi ama e, bunun verdiği o 5 Dex'le o Atağı kapatıyor artı zehir hasarı 80 mesela baktığınızda yani moba vururken e, Vixen 7'den daha fazla Vurursunuz ama tabii ki de birisi 1GB biri 9GB dediğim gibi bu PK itemi hani bunu da göstermemiş olmayalım bu şekilde göstermiş olduk. Evet dostlar videomuz biraz uzun oldu e, detaylı anlatmaya çalıştım çünkü soran fazla farm atacağım neler al alınabilir hangisiyle başlayabiliriz ya da hangisi işimize yarar gibi e, bu şekilde göstermiş olduk dostlar bir sonraki videoda görüşünceye dek bu video size emanet videomuzu beğenmeyi yorum bırakmayı unutmayın yine abone değilseniz abone olmayı da unutmayın kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz.